Yolun başındayken hoş geldiniz. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin başvurduğu liseye geçiş sınavı için geri sayım başladı. T10 yerine getirilen bu sınav haftaya 2 Haziran'da gerçekleşecek, ilk defa gerçekleşecek. Dolayısıyla aileler de öğrenciler de merakla o günü bekliyor. Evet, bir belirsizlik var ilk defa gerçekleşeceği için. Bu bir hafta kaldı hatırlatmam bile eminim kaygı düzeyini biraz arttırıyor. İşte kaygıyla nasıl baş etmeliyiz? Bugün bunu tartışacağız, konuşacağız ve biraz da sınav taktikleri vermek istedik öğrenci arkadaşlarımıza. Sınav esnasında öncelikli olarak nelere dikkat etmeliler? Bugün yanıtı programda. Programın ikinci bölümünde ise şunu konuşacağız. Şimdi çocuklar sanatla uğraştığında acaba beyinlerinde neler oluyor o sırada biliyor musunuz? Bunların yanıtını arayacağız. Sanatın çocuğun gelişimine katkısını konuşacağız. Siz de programımıza sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla katılabilirsiniz. Marmara Eğitim Kurumları'ndan uzman klinik psikolog Özer Öztürk bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş gördüm. Merhaba tekrar. Şimdi ilk defa gerçekleşecek LGS. Zaten bilinmezlik, belirsizlik, kaygı yaratır. Bu dönemde de öğrencilerin tabii ki en büyük destekçisi, her zaman yanlarında olan aileleri. Ama bazen istemeden de olsa o kaygıyı başlatan olabiliyorlar, o kaygıyı tetikleyen olabiliyorlar. Yani çocuktaki yansıması her zaman destekleniyorum gibi algılanmayabiliyor, doğru mu? Kesinlikle doğru. O yüzden bugün biraz ailelere de seslenelim çok istiyorum. Yani çocuklarına sınavlar hakkında söylediklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Evet. Aslında bakıldığında yaklaşık bir hafta sonra çocuklar bir sınava girecek. Dönem başı bir sistem değişikliğinden dolayı bir belirsizlik ortaya çıktı. Dolayısıyla bu da çocukların biraz kaygı düzeylerini arttırdı. Bu duyguya ek olarak anne ve babanın tutum ve davranışları da veya beklentileri de o duyguyu daha da fazla arttırmak yerine aslında düşürücü olması veya regüle etmesi, duyguyu yönlendirici olmasına dikkat etmeleri çok önemli tabii ki. Şu dönemde sınava yakın şu dönemde anne ve babaların özellikle söylemleri daha etkili. Daha çok çocuklara beklentilerden ziyade hani şu süreci nasıl atlatabilecekleri noktasında onları yönlendirmeleri daha iyi olacaktır. Halbuki o beklentileri evet güzel vurguladınız. Evet. Hep bir beklenti içindeler çocuklara karşı. Biz bir karikatürcü arkadaştan rica ettik. Bizim için çizdi. Bir görelim mi onları? Arkadaşların evet. Kaçağı mı? Şimdi çocuk geliyor heyecanla değil mi? Evet. Ve annenin ilk söylediği hani sonucu söylüyor. Mesela bir deneme sınavına girmiş. Ne diyor anne? Arkadaşların kaçağı mı? Anne bunu şimdi, söylüyor. Çocuk burada ne anlıyor, ne hissediyor hocam? Evet, şunu söyleyeyim size. Burada büyük ihtimal çocuk şöyle bir mesaj da çıkarıyor. Kendisinin arkadaşları tarafından karşılaştırıldığının, kıyaslama yapıldığının, bu aslında çocukların pek de hoşuna giden bir şey değildir noktası. Hem de anne ve babanın o noktada yani çocuğun almış olduğu puanla ve notla anne ve babanın yanına geldiği zaman elde etmiş olduğu, bu 40 da olabilir, 50 de olabilir, 60 da olabilir. Öncelikli olarak vurgulaması gereken nokta çocuğun elde etmiş olduğu puan olmalı. Olumluya odaklanmalı. Olumsuza yani kaç puan kaybetmiş noktasına odaklandığı zaman bu çocuğun stresini de arttırabiliyor. Aynı zamanda işte bu ifadede arkadaşların kaç almış denildiğinde anne ve babayı hem tatmin etmek çok zor olduğu bir mesaj alabiliyor, örtülü bir mesaj bir de, alabiliyor yani çocuk. Benim diğerleri arasında kaç evet. aldığımda önemli. Önemli. Çocuk da başlıyor sonra kendi kıyaslamaya zaten. Anne ve baba daha çok kendi çocuğunu kendi sınırları içerisinde değerlendirirse daha iyi olacaktır. Yani sınıftakiler kaç almış? Başka sınıftakiler kaç almış yerine değil yerine, mi? Yani evet. Çocuğum acaba belki bir öncekine göre nasıldı? Bir önceki sınavla belki hani çocuğu kendi içinde kıyaslamak kendi içinde daha kıyaslamak. İyi. Evet. Şimdi bir başka örnekte çocuk geliyor diyor ki anne ben 95 aldım. Annesi ne diyor yanıt olarak? Canı sağ olsun diyor. Canı sağ olsun. Yani aslında orada meğer anne yüz mü bekliyormuş? Yani tabii orada da örtülü bir takım mesajlar gidebilir. Annenin yine hani yüz ifadesine de baktığım zaman evet, evet. Birazcık da çok da tatmin olmuş gibi gözüküyor. Evet, yani evet daha fazla şey bekliyordum ama
Neyse ki 95 de almışsın, artık canın sağ olsun. Bir de destekçi aile modeli var. Yani sen çok zekisin. Biz zaten eminiz babanla başaracağına. Çok zekisin sen zaten yani. Şimdi o tarz ifadeler de bazen çocuklar üzerinde mükemmeliyetçiliği tetikleyebiliyor bu gibi. Yani evet, alternatifleri çünkü ortadan kaldırıyor ve ben zekiyim. Dolayısıyla bak, etrafım, annem ve babam da beni o şekilde değerlendiriyor. Dolayısıyla bunun, bu beklentiyi karşılamam gerekiyor mesajı alıyor çocuk. Bir de orada çok önemli bir püf nokta yine var. Çocuğun zeki olmasını aldığı notla kıyaslama. Aslında çocuk göstermiş olduğu performansla zeka ölçülmez. Evet, ders notu veya sınav puanı çocuğun sadece ve sadece bilgisini ölçen bir araçtır. Çocuğun zekasını ölçen bir araç değil. Yani yanlış bir yönlendirme de ortaya çıkıyor o noktada. Bir de çocuk kendini çok zorlamıyor ve öğrenmenin önünde aslında bir engel oluşmuş olabiliyor mu? Ya ben çok zekiyim, zaten çalışmasam kesinlikle da yapıyorum. Kesinlikle. Birçok çocukta öyle bir etki de ortaya çıkarabiliyor. Değil mi? Aile böyle tabii, hani çok zekisin, çok güzel yaptın, çok güzel başardın dediği an tamam, bu kadarıyla bile yetiniyor yani, varsa devamını getirmeyeyim. Bakıldığında hani büyüklerimiz, atalarımız çok güzel bir şey ifade etmişler. Her şeyin azı da çoğu da zarar diye dengesinde olması gerekiyor. Yani çocukları motive etmeye çalışırken de, gaza getirmeye çalışırken de veya biraz yermemiz gereken, eleştirmemiz gereken noktalarda da vesaire dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Zaman zaman sen harikasın, zekisin, yapabilirsin, her şeyin üstesinden gelebilirsin tarzındaki söylemler çocuğun gerçekten hani boş yere, yani benim çalışmama gerek yok o zaman. Ben zaten zekiyim, akıllıyım bu noktada. Zaten yaparım. Yaparım çalışmadan zaten, da. Evet. Hani dersi dinleyerek yapar. Çalışmadan evet, da yapar. Özellikle bu tarz sınavlarda çocukların çuvallamasına da sebep olabiliyorlar. Bir de şu var. Hani bu dersi çalış da yavrum. Bak sonra oyun oynayacaksın. Örneğimiz var. O örnek de şimdi geliyor ekrana. Dersini çalışırsan yarım saat oynayabilirsin. Aile bir de bu hani daha güzelini yapmak için hani ödül sonda. Hadi evet, bakalım çalış, bu sıkıcı işten kurtul. Sonunda şimdi, ödülün var. Aslında bakıldığında yani davranışçı ekolün çok önemli yöntemlerinden bir tanesidir. Kişinin sevdiği ve sevmediği işleri bir sıraya koyması, önceliklerini belirlemesi. Biz öneririz örneğin çocuklara, sevmediğin ama yapmak zorunda olduğun işleri sevdiğin işlerin arkasında bir ödül olarak kullanabilirsin. Ama bunu çocuğa söylüyoruz. Şimdi ebeveyn eğer ki ödülü davranıştan önce kullandığı zaman çocuk sadece o noktada yarım saat, 40 dakika kitap başında geçirmesi gereken süreye dikkat ediyor. Ama yapmış olduğu aktivitenin veya davranışın verimliliği veya etkililiği, kalitesi üzerinde çok fazla durmuyor. Durmuyor. Evet. Yani diyor ki önündeki evet, bu engeli aş ve ulaş, istediğine ulaş şeklinde. Bu aslında bakıldığında ödül davranışın sonrasında bu şekilde rüşvet vaat edici söylemlerle de verildiği zaman hem davranış içselleştirilemediği gibi hem de dediğim gibi yapacağı çalışmanın kalitesini de azaltabiliyor, ortadan kaldırabiliyor. Şimdi önce ailelerden başladık haliyle. Çünkü o çocuklar bazen çok da farkında olmayabiliyor ama sonra diyoruz ki kaygı düzeyleri arttı. Niye acaba? Acaba ailesi kaygılı da ondan mı arttı? O yüzden tabii, önce aileden başladık kesinlikle haliyle konuşmaya. Ki kaygı tarzındaki duygular biliyorsunuz karşıdaki yani birbiriyle temas halinde olan insanlara zirayet edebiliyor, geçebiliyor. Evet, yani öğrenilebiliyor veya o noktada ondan etkilenilebiliyor. Ebeveynin önce kendi duygu ve davranış anlamında kendini kontrol etmesi gerekiyor ki ondan sonra çocuktan o anlamda bir beklentisi olsun. Peki bu noktada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Kaygı çok temel bir duygudur. Yani aslında hayatımızda
yaşamamızın kalitesini veya hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan çok önemli bir duygudur. Duyguların olumlusu olumsuzu olmaz ama olumlu etkisi olumsuz etkisi olabilir. Onun için zaman zaman toplumda kaygı duygusunu olumsuz bir duygu olarak ifade edilir. Bence bu ifade pek katılmadığım bir ifade şekli. Bu gibi durumlarda doğal olarak bir beklenti var, bir sınava girecek. Her anne ve baba kendi çocuğunun iyi bir okulda okuması için mücadele ediyor. Dolayısıyla bu noktada anne ve babanın kaygısının da olması anormal olan bir şey değil aslında. Sadece ve sadece kaygı ortaya, yani duygu ortaya çıkar. Bunu engellemek de mümkün olmayabilir ortaya çıkışını. Ama baş etmesini, kontrol etmesini öğrenmesi... O noktada hele ki şu süreçte, yani sınava çok yakın bir dönemde anne ve baba kendi duygusunu kendi içinde yaşaması çocuğa çok fazla bu noktada yüklenmemesi daha şey olacak, yani yararlı olacak. Var değil mi hocam? Yani hani çocuk bir şey söylüyor, aile bambaşka bir şey söylüyor. Yani aslında orada anne bir mesaj vermeye çalışıyor. Çocuk bambaşka anlıyor. Çünkü yani başka yaşları farklı, yaşadıkları. Yani çocuğu biraz yetişkin gibi karşısına alıp konuşmak da aslında her zaman sağlıklı olmuyor değil mi? Olmayabiliyor. Evet, dediğiniz gibi. Hele ki şu anda 8. sınıflar bu sınava girecek. Sürekli değişiyorlar. Onlar için çok önemsediğimiz bir gelişimsel süreci yaşıyorlar. Hani ergenlik dönemi dediğimiz bir dönem. Bu dönemde çocukların hem fizyolojik anlamda bir takım değişiklikler geçirdikleri gibi aynı zamanda ruhsal anlamda da, duygusal anlamda da bir takım değişimler geçiyor. Yani çocuğun ilgi ve ihtiyaçları değişiyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir sürecin içerisinde, yani kendileriyle uğraşıyorlar aslında. Bir de onların üzerine farklı bir yükleme noktası var. Ama bu noktada evet, ebeveynlerin onların halen daha bir ergen, bir genç oluyor işte unutmasına. Olduğunu ama yine bir oyun çocuğu da olduğunu unutmamak gerekiyor. Çok yüklen ailelere. Evet. Hadi ailelere yüklenmeye bir ara verelim. Sınav taktikleri sunalım. Bir hafta sonra sınavdalar. Sınav esnasında öğrencilere söyleyeceğiniz böyle pratik, hemen uygulamaya koyabilecekleri neler var? Belki de şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Büyük ihtimal hani okumuş oldukları okullarda veya gitmiş oldukları dershanelerde bu noktada yıllardır süre gelen, çünkü hep eğitim sistemimiz bir sınav sistemiyle gidiyor. Böyle kuşaktan kuşağa, çünkü şu anki çocukların anne ve babaları da sınava girdiler. Onlar da aynı taktikleri veriyorlar ama bu yeni sistemle ilgili belki de en fazla dikkat etmeleri gereken şey zaman planlaması. Çünkü TEOG sınavında her ders kendi süresi içerisinde sınav uygulaması yapılıyordu. Ama şimdi ikiye ayrıldı. İşte sayısal dersler, sözel dersler. Ve ders bildiğim kadarıyla soru şekillerinde de bir takım değişiklikler oldu. Dolayısıyla çocuklar zaman planlaması yapmakta biraz zorlanıyorlar. Ondan dolayı hep alışa gelmiş olan bir yöntem, genelde eğitimciler turlama yöntemi deniliyor ona. Zorlandıkları sınavda, yani bir öğrenci sınava gireceği zaman şöyle bir beklentiyle girmesi daha iyi olacaktır. Benim zorlanabileceğim, bu sınavda zorlanabileceğim, yapamayabileceğim sorular da olabilir. O sorulara savaş ilan etmek, onları illa çözeceğim diye mücadele etmek, 10 sorudan sonra bir sürü yapabileceği, çözebileceği olan soruları da kaçırmasına neden olabilir. Onun için sorularla savaşmak yerine hızlı bir şekilde yapabileceği soruları yapmak, sonra tekrar geri dönüp yapamadığı sorulara yoğunlaşmak önce bildikleri daha üzerine iyi olacak. Odaklanın. Evet. O biraz da güvenini de artıracak, yapabildiğini görecek. Kesinlikle her iki sınav, yani sayısal sınav, sözel sınav olarak ayırt ediliyor. Her iki sınavda da belki güçlü olduğu dersle başlamak motivasyonel anlamda ona iyi gelecek. Çünkü her insanın, her bireyin güçlü olduğu farklı farklı yanları var. Bazısı fende daha iyiyken diğeri Türkçe'de daha iyi olabiliyor. Veya fen matematik birlikte uygulanacak. En iyi yapmış olduğu derste, örneğin fende mi iyi, matematikte mi iyi, bunu fark edip iyi olduğu dersle başlaması. Yine sözel sınav için de aynı şey geçerli.
motivasyon anlamında iyi gelecektir. Bir de inatlaşmasın ona soruyla dediniz. Çözemiyorsan evet. geç. Çözemiyorsan sonra tekrar bakarsın. Kesinlikle. Bir de belki şuna da dikkat etmeleri gerekiyor. TEOG sınavında yanlış soru doğru soruyu etkileyemiyordu. Şimdi? Ama bu sınavda yanlış soru doğru soruyu etkileyecek. Dolayısıyla soruyla ilgili hiçbir fikri olmayan bir öğrencinin bana soracak olursanız bir işaretleme yapmaktansa işaretlememesi, boş bırakması daha hayırlı bir şey olacaktır. Çok emin değilse? Evet, soruyla ilgili gerçekten bilgisi olmadığını, yapamadığını, çözemediğini düşünüyorsa atmasyon yapmak yerine evet boş bırakması daha karlı olacak. İşaretlemeye gelmişken söz bu konuda da değil mi bir uyarıda bulunsak iyi olur. Kesinlikle çok önemli bir şey. Nereye bir sürü öğrenci bir sürü öğrenci özellikle o sınavın vermiş olduğu kaygıdan dolayı, çünkü kaygıyla dikkat birbiriyle ters orantılı olan iki durum. Birisi artarken diğerini düşürüyor. Dolayısıyla çok basit dikkat hataları yapmalarına neden olabiliyor öğrencilerin. O noktada yani kodlama yaparken de bazıları işte bir 5-6 soruyu birlikte yapıp ondan sonra optik okuyucuya geçirmeye çalışıyor. Biriktirmeden mi işaretlesin? Veya evet tüm dersin kodlaması çözümünü gerçekleştirdikten sonra yapıyor ama uzmanların bu konuda önermiş olduğu en önemli yöntem, çocuğun o anda kitapçığında işaretlemiş olduğu cevap şıkkını alıp hemen eş zamanlı bir şekilde götürüp optik okuyucuya da işaretlemesi daha doğru olacak. Hatta sınav sonrasında da kendi kitapçığı ve optik okuyucu optik kağıt arasındaki uyuşukluğu da tekrar bir gözden geçirip kontrol etmesi yararlı olacak. Zaman yetmez diye düşünmesin yeter. Önce bildiğinden başlasın, odaklansın. Paragraf sorularında? Evet, o da paragraf son soruları saniye. Evet. Bir cümle. Hemen hızlı bir şekilde. Zaman zaman paragraf soruları çok uzun olduğu için öğrencilerin gözünü korkutabiliyor. Aslında en basit çözebileceği sorulardan bazıları. Öncelikli olarak soru kökünü, yani paragrafta ne istenildiğini okusun. Okumaları, daha sonra paragrafa dönmeleri daha iyi olacak. Cevabı doğru yere işaretlenen emin olsun, evet. Soruyla inatlaşmasın, çözemiyorsa geçsin. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Rica ederim. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından ne konuşacaktık? Uzmanlar ne diyor? Sanatla uğraşırsa çocuğunuz beyninde bir havai fişe patlıyor. Ne demek bu? Birazdan. Biltes Eğitim Grubu kurucusu Can Uysal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Can Bey. Hoş bulduk. Şimdi çok önemli konular konuşacağız. Programın başında da biraz böyle çarpıcı bir başlık attım ben. Sanat beyni nasıl çalıştırır diye. Evet. Sanat eğitimini konuşacağız ama önce şuradan başlamak istiyorum. Bu şu ara çok popüler. İstediğiniz konferansa, zirveye katılın. Hangi konuşmacı olursa olsun, ekonomist de olsa, eğitimci de olsa cümleye şöyle başlıyor. İşte artık bilgiye her yerde ulaşabiliyoruz, çok kolay ulaşabiliyoruz. Bizim okullarda çocuklarımıza başka bir şey kazandırmamız gerekiyor. Evet. Ne kazandırmamız gerekiyor? İşte o başka şeyleri konuşalım bugün. Okul ne vermeli? Kesinlikle. Öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum Görkem Hanım. Çok güzel bir program. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Burada da çok güzel bir aile ortamı var. Teşekkür ederim. İlk girdiğim andan itibaren stüdyoda çok iyi hissettim kendimi. Söylediğiniz gibi bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Herkesin akıllı telefonları var. Artık çok küçük yaşta, yani 0-2 yaş grubundan itibaren çocuklar bu teknolojiye çok hızlı ulaşabiliyorlar. Teknolojinin de getirdikleri var ve götürdükleri var. Evet. Getirdiği şey, dediğiniz gibi, bilgiye çok kolay ulaşıyorsunuz ama hangi yöntemle ve nasıl ulaştığınız çok önemli. Bunun yanında çok daha değerlisi aslında çocuğumuzdan ne bekliyoruz? Özgüvenli olması, takım çalışması, yaratıcılık tarafının geliştirilmiş olması. Dünyada artık büyük şirketler, uluslararası şirketler insanları, insan kaynakları departmanlarında işe alırlarken en değerli iki şeye bakıyorlar. Bir tanesi takım çalışması, diğeri yaratıcılık tarafı. Sizin söylemiş olduğunuz gibi sanat tarafı çok çok önemli. Kreativiteyi arttıran, tetikleyen, takım çalışmasını nasıl organize edeceğini gösteren. Çünkü bu da bir
takım oyunu. Sanat, sanatın içinde de çok önemli. Sadece bireysel gidemiyorsunuz. Doğru, bir çalıştığınız insanlar var. Tabii ki rol model aldığınız insanlar var. Onlarla atölye çalışmaları yapıyorsunuz. Bu anlamda sanatın önemi çok ama çok büyük. Aslında hani herhangi bir sanat dalında da hep bir problem çözme becerisi var ya. Hani kesinlikle. Çamuru al, heykel yap. Bir şeyi al, ona dönüştür. Evet. Dolayısıyla orada hem problem çözme becerisi hem de dediğiniz gibi birlikte hareket edildiği için. Belki bir arkadaşı onu eleştirecek. O eleştiriye nasıl tepki verecek? Yani küçük bir aslında hayatın simülasyonu gibi oluyor değil mi? Kesinlikle. Bir şey düşünün. Bir senfoni orkestrasını düşünün. Hepimiz farklı enstrümanlar çalıyoruz ama ortaya çıkan senfoni ne kadar güzel, ne kadar berrak olursa o kadar başarılı addediyoruz kendimizi. Hem notaların oluşturulması, kompozitörün önemi, sanatçıların değeri, onu nasıl birlikte çaldıkları, bunlar aslında hem takım çalışması hem de yaratıcılığı tetikleyen unsurlar. Şimdi çok güzel bir yere geldiniz. Bu metafor direkt bizi şu noktaya götürdü. Doktor Bülent Madi ile biz bir röportaj yaptık. Aynen. Ve dedik ki sanat beynimizde nelere yol açıyor? Yani sanatla uğraşırken beyinde neler olup bitiyor hocam dedik. Bakalım neler söyledi. Çok selamlar hocamıza. Evet, beni izliyoruz. Müzisyenler enstrümanlarını ellerine her aldığında beyinlerinde havai fişekler patladığını biliyor muydunuz? Müziği okurken, kesin ve çalışılmış hareketlerini yaparken dışarıdan sakin ve odaklanmış görünüyor olabilirler. Ama beyinlerinin içinde bir parti dönüyor. Bunu nasıl mı biliyoruz? Son 20-30 yılda nörobilimciler gerçek zamanlı incelemelerle beynimizin nasıl çalıştığı hakkında dev buluşlar yaptılar. Araştırmacılar katılımcılara müzik dinletince havai fişekler gördüler. Beyinlerinin birden çok bölgesi aynı anda parlıyordu. 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuğu alalım. O çocuğun ince motor hattı sadece alalım mesela. Bir yere oturuyor, piyano çalmaya başlıyor. Bir kere basıncı ayarlaması lazım. Bu beynin çok önemli olan şu kısmı ilgili. Basıncı ayarlayacak. Aynı zamanda beyincikle ilgili ve beynin iç tarafı ile ilgili. Beynin iç tarafında salgılanıyor birçok madde. Onun dışında parmaklar hareket edecek, onun dışında işitecek, onun dışında akıl yürütecek, yanlış bir yaptım acaba diye. Çünkü kulağına gelecek olan ters bir sesin, yanlış bir sesin deyip düzeltmek ikisi gerekiyor. İğne taraf çalıştı. Bir de çocuğu tuşlara bakacak, göre bölgesi ve tuşlara baktığında gördüğünün yönünü, çizgisini takip edecek. Akademik alanın tam ortası tarafından geçiyor. Her taraf çalışıyor işte size. Ve içeriden de mutlulukla ilgili hormonlar salgılanıyor. Yanlış yaptığı zaman hemen düzeltiyor, kaygılanıyor. Kaygılandıktan sonra arka tarafta kısa bellek alanı var. Kısa bellek alanı sakın bu hatayı bir daha yapma diyor. Kendi kendine, beyinle otomatikleşiyor. Ama bu sadece ben piyano örnek olarak verdim. Bunun dışında saz da olabilir, tambur da olabilir, ney de olabilir, bateri de olabilir. Bilim adamları müzik dinleyenlerinkinden ziyade müzisyenlerin beyinlerini incelemeye döndüğünde küçük havai fişekler dev bir şölene dönüştü. Ortaya çıktı ki müzik dinlemek beyni gayet ilginç etkinliklere soksa da enstrüman çalmak beyinde bütün bir vücut egzersiziyle eşdeğer. Nörobilimciler beynin birden çok alanının parladığını, aynı anda farklı bilgileri karışık birbirleriyle ilgili ve şaşırtıcı derecede hızlı serilerle işlediğini gördüler. Bir müzik aleti çalmasının da şeyi yok. Müziği dinletmek de aslında beyin gelişimi için çok önemli ama müzik aleti kullanması çok çok daha fazla tabii çok önemli. Evet, beyinde çalıştırmadığı yer var mı diye sordu Bülent Bey. Gerçekten de yok. Siz de çok önemli bir katkı sağladınız aslında. Neydi o? Piyano ile matematik ilişkisi. Evet, matematiğin ilişkisi. Bildiğiniz gibi müzikle ilgilenen insanlar ritim duygusu gelişmiş insanlar oluyor genelde. Hem bununla alakalı hem de tuşlara dokunmak, el, vücut koordinasyonu, notaların ölçüleri, 8'lik, 4'lük, 16'lık bunlarla beraber hareket ettiği için inanılmaz matematik zekasını tetikliyor piyano çalmak. Bizde böyle genelde yanlış bir izlenim vardır. Aman işte çocuk çok fazla müzikle ilgilenirse matematiği, evet, Türkçesi, feni işte... Kötüye gider mi? Kesinlikle gitmez. Bu bunu tetikleyen, daha da pozitife yönlendiren bir şeydir. Destekleyen. Kesinlikle. Sadece burada doğru zaman yönetimi uygulamasına ihtiyaç var. Doğru uzmanlarla çalışırsanız, zamanınızı doğru yönetirseniz
bu tarafta sizin matematiğinizi de geliştiren, aynı zamanda Sayın Hocamızın söylediği gibi mutluluk hormonu da sergileyen çok farklı bir pozitif etkisi var. Yani aslında oradaki kazanımları akademik anlamda da başarısına transfer edebilir bir öğrenci değil mi? Hani disiplin dedik, sabır dedik. Kesinlikle. Yani eline alıp hemen bir gitarı çalamıyorsun. Sabırla onun tekniğini öğrenmen gerekiyor. Doğru kaygı, yanlış bastığınızda. O kaygıyı yönetmek. Bir de zaten kaldı ki araştırmalar da ileriki yaşamda sanatla uğraşan çocukların amaç belirleme, hedef koyma bu konularda daha başarılı olduğunu gösteriyor. %100 katılıyorum. Sonuçlandırmak çok önemli. Siz resim yaparken de, sanatın odalığıyla ilgilenirken de, müzikle de ilgilenirken mutlaka sonunu getirebilmek, hedefinizi tamamlayabilmek çok önemli bir değer katıyor insanın hayatında ve sizi geliştiriyor bu anlamda. Peki siz okulunuzda hani sanata nasıl yer veriyorsunuz? Böyle şey gibi mi? O böyle ciddi derslerimiz vardır, fen dersimiz, matematik. Bir nefes alsın da bir çocuk da eğlence yaşasın, en azından şöyle ona da ihtiyacı var, oyun çocuğu bu deyip bir sanat dersi mi? Yoksa gerçekten müfredatın içinde ağırlıklı bir şekilde yer veriyor musunuz buna? Ağırlıklı bir şekilde yer veriyoruz ama bu yönünü de aksatmadan çok doğru bir yere değindiniz. Evet, çocuğun biraz stres atmasına da rahatlamasını da sağlarken bir taraftan da hem akademik olarak hem kültürel olarak onun gelişimini ve sanata olan ilgisini artırmakta bizim çabamız. Bites Koleji'nde çocuklarımız okul öncesi ve ilk öğretimde eğitim görmekteler. Bu yüzden temellerinin atıldığı noktadayız. Bir enstrümana olan sevgisini keşfetmek, resme olan ilgisini keşfetmek bizim için çok değerli. Bunu nasıl tetikleyebileceğimiz ve velimizle bunu nasıl geliştirebileceğimizle ilgili yol haritaları çıkartıyoruz. Bu yılda sadece sanata, spora ve müzik, resim, sanata ve spora olan özel burslarımız var. Bununla da tekrar bu öğrencilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sanatla ilgili 7 kişilik yabancı bir öğretmen grubumuz var. Bizim için çok değerli insanlar. Onlarla tanıştırıp, onlar da gerçekten öğrencimizin baleye eğer yatkınlığı varsa baleye, şanda çok başarısı varsa o tarafa, bir enstrümanda başarısı varsa o tarafa ilerlemesini sağlıyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz ilk öğretim olarak Bites Koleji'nde keşfetmek yeteneği. Keşfedelim. Aileyle işbirliği şeklinde belki o keşfin izlerini sürsünler. Evet. Onlar lisede, da devam üniversitede bunu nasıl geliştirebiliriz? Bunun yol haritalarını da çıkaralım. Bununla ilgili en iyi lise, en iyi üniversite sonraki stepte nedir? Bunları birlikte oturup konuşalım. Yani işin nereye varacağını, sonucun nereye gideceği üzerinde daha yoğun hareket edelim. Ama çok hassas, çok ince bir çizgi. Ben bunu söylediğim zaman bana bazen alınıyor velilerimiz ama herkese kendi çocuğu çok üstün yetenekli görülüyor. Hepsi çok özel, hepsi üstün yetenek tabii. Mutlaka öyleler. Ama bunu ciddi anlamda keşfetmek ve o yarışın içinde nerede olduğunu görebilmek çok değerli. Evet. Şu da önemli değil mi? Bir işi tutkuyla yaptığını gördüğünüz zaman bir kişinin etkileniyorsunuz. Dolayısıyla ilk rol modellerin de öğretmenler olduğu düşünülürse bu anlamda öğretmenlerin de bir şeyi tutkuyla yapmaları çok önemli değil mi? Yani öğretmenin rolü bu noktada, hani hep biz akademik başarıdan bahsediyoruz ama bir öğretmenin gerçekten severek yaptığı, tutkuyla yaptığı bir şey varsa bu öğrenciye bu geçebiliyor. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz öğretmen konusunda? Öğretmenlik çok çok değerli. Ben de öğretim görevlisiyim. Yemin ederek işe başladığınız çok az sayıda meslekten bir tanesi öğretmenlik. Öğretmenliğin bir andı var biliyorsunuz. Çok ulvi bir meslek ve herkes yapamaz. Çok özel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ederim. Rol modelsiniz. Siz sınıfa girdiğinizde sizin gibi giyimiyle, kuşamıyla, hafif makyajıyla çok doğru bir rol model gördüğünüzde siz de hayata olan bakışınızı değiştiriyorsunuz öğrenci olarak. Öğretmenlerin seçimi de çok değerli. Yani her öğretmenin okulda nasıl alındığı. Ben velilere hep bunu söylüyorum. Bir okulun %80'i öğretmendir. İstediğiniz akıllı teknolojiyi, tahtaları, ortamı sağlayın. Onu hayata geçecek olan, ilham verecek olan öğrenci yine öğretmen değil mi? Değişmiyor. Kesinlikle. Öğretmen sınıfta kapısını kapattıktan sonra siz içeriye kameralar da koysanız, muhteşem teknolojilerle de donatsanız, inanılmaz
akıllı tahtalar, işte farklı sandalyeler vesaireler de koysanız, orada öğretmeninizin ağzından çıkacak cümleler sizin hayata olan bakışınızı değiştiriyor. Biz de öğretmenlerimizi seçerken çok farklı metotlar uyguluyor muyuz bilmiyorum. Bazı okullara göre uyguluyoruz, bazılarına göre uygulamıyoruz. Ama biz önce bir akademik sınav oluşturuyoruz. Akademik sınavda başarılı olan öğretmenlerimizi bir sözlü mülakata alıyoruz. Sonrasında bir pedagojik mülakatımız var. Orada da ders dinliyoruz. Bizler öğrenci oluyoruz komisyon üyelerimiz olarak. En sonunda da 10 kişilik özel bir komisyonumuz var. Öğretmen adayımızla birebir BİTES Koleji'ne olacak katkılarını konuşuyoruz. Hayata olan bakışını değerlendiriyoruz. Yeniliğe ne kadar açık olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bu anlamda bizim için öğretmen seçimi çok ama çok değerli. Yani hayatımızda iz bırakan öğretmenlerin sayısını düşündüğümüz zaman Kesinlikle. Çok İlkokul fazla akla gelmiyor. İlkokul öğretmeninizin adını hatırlıyor musunuz? Tabii ki. Adı soyadı Hatice Demirör. Saygılarımı iletiyorum hocam. Öğretmenim. Siz hatırlıyor musunuz? Zekiye Ergin. Ben de hiçbir zaman unutmazsınız. Yani... Kameraman arkadaşımı hatırlıyor musun? Mürvet Aksoy. Hiçbir zaman unutulmaz. Hadi o zaman hepimizin ilkokul öğretmeni. Perizat Altun. Saygılarımızla öğretmenim. Murat Değirmencioğlu öğretmenimize de saygılarımızı iletiyoruz. Herkesi ilk aklına gelen değil mi? İlkokulları çok etkili. Bu yüzden ilköğretim öğretmenleri çok ama çok değerli. Hiçbirimiz unutmayız. Üniversitedeki hocalarınızın ismini unutabilirsiniz. Nasıl hatırladığımız da önemli. Değil mi? Değil mi? Nasıl hatırladığımız da önemli yani. Ne kadar önemli. Aynı fikirdeyim sizinle. Onun için öğretmen seçimi ve öğretmenin yaklaşımı, ben devlet okulunda okudum. Nacizane, şartları çok çok iyi olmayan Mersin'de doğdum büyüdüm ama hiçbir zaman öğretmenimin vermiş olduğu emeği yatsıyamam. Çünkü bize bir anne şefkatiyle yaklaştı. Allah rahmet eylesin. Bunun için öğretmen çok ama çok önemli. Çok kıymetli. Ve o yaşlara baktığımızda hani biz hep üniversite eğitimi, üniversite eğitimi diyoruz ama alışkanlıkların kazandırıldığı yaşlar çok daha erken yaşlara dayanıyor. İşte belki sanatla uğraşmak da öyle. Yani dediğim gibi o keşif dönemi diye. Ve sonrasındaki o alışkanlığı kazandığı gençlik dönemi. O keşfederken ben tekrar konuyu bir sanata getirmek istiyorum. Dediniz ki korkmasın aileler, çocuklar derslerinden alıkoymuş olmazsınız çocuğunuzu. Kesinlikle. Doğru zaman yönetimi. Doğru zaman yönetimi. Evet. Ona katacağı ne olur? Yani sanat bir çocuğa neler katar? Bir kere sanatla uğraşan insanın, sayın hocamız daha iyi bilir, röportajda da verdi ama beyninin sol tarafındaki gelişmişlik seviyesi gitgide artar. Yaratıcılık tarafı gitgide artar. Onun hayata olan bakışı, farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği son derece artar. Ve mutluluk hormonunu çok salgıladığı için hayata olan tutunması daha güçlü olur. Özgüveni artar çünkü kendini diğer insanlardan farklılaştırır. Bu bir enstrüman çalarak da olabilir, özel bir tuvalde güzel bir resim yaparak da olabilir, heykel yaparak da olabilir ama sizi farklı kılar, farklılaştırır ve özgüveninizi arttırır. Ya hatta terapistler de şimdi çok faydalanıyor ya, yani çocukların resimlerine bakıp çocuk ne anlatmak istiyor? 14. yüzyılda Konya'daki bildiğiniz Mevlana Hazretleri'nin olduğu alanlarda sufist terapistler müzikle terapiyle insanları neyle birlikte tedavi ediyorlardı. Doğru. Çok güzel bir yere değindiniz. Hem de çocukların iç dünyasında da her zaman sözel ifadeleri gelişmediği için o yaşlarda resimle aslında annesiyle babasıyla değil mi beklentisine ne yaşıyor iç dünyasında anlıyorlar. Aslında bir nevi kendini ifade yöntemi de olmuş oluyor sanatla uğraşan çocuğun. Kesinlikle. Günümüzde şu an psikoloji bilimi çok popüler. Ve uzman psikologlar çok daha iyi bilirler ki küçük yaş öğrencilere ilk istedikleri şey bir resim çizmeleri. Yani o anki anlık hissiyatını anlatabilmeleri için. Dolayısıyla her şeye çok büyük etkisi var. Bugün hiçbir şey alamıyorsanız bir flüt alın verin çocuğun eline. Yani bir değil mi? Müzikle uğraşmasına fırsat verin. Artık kafamız şişti, bırak şu flütü çalmayı da demeyin. Bırak çalsın yani, bırakın. İmkanımız varsa bir gitar da verin. Belki telli çalgılara daha Keşke çok etkisi olacak. Keşke siz bugün gitarınızla gelseydiniz. Siz evet geldiniz benim ofisime. Siz biliyorsunuz değil mi? Gitar çalabiliyorsunuz. Evet. Yani bir gün gitarla da bekliyoruz. Akustik
Mürvet Ersoy'un. Çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum çok değerli katılımınız için. Bitti mi? Çok hızlı geçti. Bitti. Harika. Son bir cümleyle ailelere nasıl seslenmek istersiniz? Belki okul seçimiyle ilgili öneriniz olur. Toparlayalım. Evet. Öncelikle çok önemli bir süreçteyiz. 2 Haziran'da bildiğiniz gibi liselere geçiş sınavı var. Ben ailelere öncelikle sükunet ve sakinlik tavsiye ediyorum. Lütfen sakin olsunlar. Öğrenciler, tüm öğrenciler aynı sınava girecek. Okul seçimiyle de ilgili lütfen okulda mevcut velilerden görüş almadan öğrencilerini okullara kayıt ettirmesinler. Kolej seçimlerinde özellikle veliyle yani yaşayan insana sormak çok değerli. Tecrübenin asıl anlamı zaten buradan geliyor. Bu referansı almadan ilerlemesinler. Okulun kadrolarını mutlaka doğru incelesinler. Hangi öğretmenlerle çalışıyor? Bunlara çok dikkat etsinler. Teşekkür ediyorum tekrar katılımınız için. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.